Bilgisayarınıza uzaktan bağlanmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız tam aradığınız yerdesiniz. Bugün size adım adım TeamViewer'ı tamamen ücretsiz şekilde nasıl kurarız, nasıl bağlanırız ve hangi hatalarla karşılaşırsak nasıl çözeriz onları göstereceğim. TeamViewer yaklaşık 20 yıldır dünyanın en çok kullanılan uzak masaüstü programı. Bilgisayarımıza, telefonumuza ya da ailemizin cihazına uzaktan bağlanmamızı olanak sağlıyor. Bugün hem doğru kurulumu göstereceğim hem de ücretsiz sürümde sorun yaşamamanız için detayları anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Siz abone olup gelene kadar. İlk olarak TeamViewer'ın resmi sitesine girip programı indiriyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında bu linki sizlere bırakacağım. Buradan istediğiniz işletim sistemini seçebilirsiniz. Biz Windows kullandığımız için Windows seçiyorum. Destek sunu olarak indiriyorum. Tıkladığınızda indirmeye başladı, burada görüyorsunuz. İnternet hızınıza bağlı olarak inecektir. Buraya tıklayarak kurulumunu başlatıyorum. Siz de Türkçe olarak gelecektir büyük ihtimalle. Benim bilgisayarım İngilizce olduğu için İngilizce geliyor. Default olarak devam ediyorum. Onay veriyorum. Yüklemem başlıyor. Yaklaşık 1-2 dakika sürecektir. Yüklememiz tamamlandı arkadaşlar. Buradan kabul ediyorum. Continue diyorum. Gördüğünüz üzere programımız açıldı. Burada gördüğünüz Your ID kısmı sizin ID'niz, password şifreniz. Bu bilgisayarınız her kapatıp açıldığında ya da TeamViewer her kapatıp açıldığında şifreniz değişmekte. Evet, programı Türkçe yapıp geldim arkadaşlar. İndirme ve kurulum bu kadardı. Evet arkadaşlar, şimdi TeamViewer'da hızlı bağlantı kısmına bakacağız. Bunun için öncelikle bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Buradan oluşturun diyerek başlayabiliyoruz. Google ile bağlanabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha çok kolaylaştıracaktır. Daha sonrasında sizden bir parola istiyor. Evet, giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Uzaktan destek kısmına geliyoruz. Buraya bağlanmak istediğimiz bilgisayarın TeamViewer ID'sini, yani kimliğini yazıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an ekran kaydı aldığım için ben bağlantı yapamıyorum ama benim kendi bilgisayarıma bağlantı yapabiliyorum. Diğer bilgisayardan kendi bilgisayarıma bağlanmak istiyorum. Buradaki kimliğime giriyorum, gördüğünüz kısmı. Daha sonra benden parola istiyor. Parolayı da bunu girdikten sonra oturum aç diyorum ve gördüğünüz üzere ekranım siyaha dönüştü. Şu an diğer bilgisayarımdan istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Görüldüğü üzere direkt hızlı bir bağlantı yapabildik. Buradan istediğim şeyi açabiliyorum bilgisayarda. Eğer istemediğiniz bir bağlantı oluyorsa burada gördüğünüz kısımdan oturumu sonlandır diyerek kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi de her zaman erişim dediğimiz, istediğiniz zaman bilgisayarınıza uzaktan nasıl erişebileceğinizi göstereceğim. İster bilgisayar ister telefon, ikisini de koyacağım buraya. İlk olarak bilgisayarı göstereyim. Cihazlar kısmına giriyoruz. Buradan ekle diyoruz. Uzak cihaz dediğimizde bize soruyor. Cihazın adı dediği kısım, sizin kendi kişisel isim verebilirsiniz buraya. TeamViewer ID'sini buraya yazıyoruz. Parolasını buraya yazıyoruz. Ekle dediğimizde buraya ekleniyor. Telefonda da aynı şey mevcut. Artı kısmına basıyoruz. Bilgisayar ekle diyorum. TeamViewer kimliği dediği ID'si. Parolasını yazıyoruz. Rumuz dediği, orada görünmesini istediğimiz isim. Hangi gruba kaydetmek istediğiniz ve açıklama yazmak istiyorsanız açıklama. Ben daha önce kaydetmiştim. Buradan mavi ok, buradan iki yönlü mavi oka basıyoruz ve görüldüğü üzere bilgisayarımıza bağlandık. Telefonumdan istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Telefondan bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. İki telefon arasındaki bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. İki bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Ama bunu yaparken dikkat edin. Tanımadığınız, bilmediğiniz, hatta bana kalırsa hiç kimseye bu şekilde erişim izni vermeyin. Sadece kendiniz telefonunuzdan bilgisayarı kontrol etmek istediğinizde yaparsanız daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar, şimdi de sık görülen hatalara bakalım. Ticari kullanım şüphesi diye bir hatamız var. Bu uygulamanın bir hatası var. Burada gördüğünüz üzere ücretsiz lisans diyor. Sadece ticari olmayan kullanım diyor. Eğer sizde ticari kullanım algılandıysa bunu düzeltmenin bir yolu var. Açıklama kısmında vereceğim linkten girip buradan başlamak için buraya tıklayın dediğinizde gerekli şeyleri doldurarak ticari kullanımdan tekrar ücretsiz sürüme geri dönebiliyorsunuz. ID şifre hatası olarak geliyorsa, gerçekten kimliğinizi ve şifrenizi düzgün girdiğiniz halde giriş yapmıyorsa, bunun da TeamViewer hakkında bakıp sürümünüzün aynı olması gerekiyor. İki bilgisayarın. Bu şekilde çözebilirsiniz tekrardan indirerek. Sürekli bağlanmada bir sıkıntı yaşıyorsanız, bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan ve TeamViewer hostun aktif olduğundan emin olun. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar.
Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Karşılaştığınız hataları yorumlar kısmından yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, güvenli bağlantılar dilerim. Smoking on booth in his Maui. I check the bitch like I'm Ari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at